İki insan o imkansız aşkı yaratmıyor. Bütün hayatın içindeki bütün çevresel faktörler o kadar devreye giriyor ki. O anki duyguyla işte ben elime bir şey almıştım. Tamamen vurdum böyle cama ve gerçekten kesildiğini hissettim elimin orada. Dedim ki şu an devam edeceğiz, buna devam etmemiz lazım. Dolmuşa bildiğimde dolmuşçu abi olmak istiyordum ben. Ya. O paraları alan arkadan sayan böyle abi var ya. Ha, hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Tam olarak bu değişiklikler oldu. Aslında hepsini söylediniz. Evet, hepsini söylediniz. İlk gördüğünüzde, ilk baktığınızda. Benim lan. Yakın arkadaş çevremden mi, genel olarak aile çevremden? Hepsi. Şimdi Yaman'la karşılaştırırsak yok. Onu gördükten sonra. Direkt uzaklaşıyorum böyle. Başka 5 kilometre öteye yatarım kendimi. Vücuden orada dururum ama düşünce olarak tamamen orada olmam artık. O da şov biraz yani. Bak, bence de bu çadıra bak, neden seviniyorsun yani. Yani. Bunu da kimse bilmez böyle yani. Böyle bir durum var yapmıştım. Sabah TV'den herkese merhaba. Bugünkü konuğum Burak Berkay Akgül. Hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin? Valla teşekkür ederim. Çok iyiyim. Her şey çok güzel gidiyor. Dizi sormalı. Kapadokya'da çekime geldik. Şu an konaktayız. Çok keyifli bir sohbet olacağına inanıyorum. Önce diziyle başlayalım. Sonra böyle biraz daha genel gideriz. İlk senaryo geldiğinde ne hissettin? Hangi his sana bu işin içinde olmalıyım dedin? Yaman'ın okuduğum zaman tutkusu ve daha önceki oynadığım karakterlere nazaran kendimde keşfedebileceğim şeyleri, yerleri, böyle insanın, her insanın kendinde gördüğü bir zaafları, güçlü yanları vardır ya. Ben de Yaman'ı okurken aslında Burak'ın geliştirmesi gereken ve aslında kendinden o kaçtığı, belki de üzerine gitmesi yerleri gördüm ve bunun üzerine gidebileceğimi düşündüm. Katabileceğim çok şey olduğunu gördüm. Kendimden, güçlü yanlarımdan da kullanıp, duygusal durumumdan da kullanıp. Ve genel olarak hikayenin gidişatı, ritmi çok hoşuma gitti ve bu işin içinde olmak istedim. Ve iyi ki de olmuş. Senaryo çok güzel. Yaman karakteri bence çok keyifli bir karakter ve şey çok hoşuma gidiyor. Dediğiniz gibi tutkulu bir aşık ya, o aşkı doruklarda yaşayışı dizide beni böyle, bir de siz gerçekten çok iyi oynuyorsunuz. Böyle aldı götürdü hani dizide, dedim ki ya hani herkes ister ya böyle bir aşık olsun hayatında, böyle bir aşk evet, seven, böyle tutkulu bir insan evet, olsun. Gerçekten çok keyifli. Bu arada isim seçimi de bence mükemmel. Yaman ismi böyle karaktere çok evet, oturmamış evet, mı sizce? Evet, çok çok. Ya çünkü güçlü bir isim Yaman. Yani çok zaten güçlü, böyle mücadele eden gibi bir anlamı var Yaman'ın. Yani o yüzden de tam oturuyor. Çünkü karşısına da o kadar zorluklar çıkıyor ki, koşullar, içinde bulunduğu durumlar. Ve bununla mücadele etme biçimi de çok hoşuma gidiyor benim Yaman'ın. Yani evet, böyle tam olarak beyaz atlı prens gibi bir aşık da değil Yaman. Evet. O kadar kusursuz değil. Ama kendi sevgi yöntemi çok hoşuma gidiyor benim. Bundan karşısındaki kişiye karşı bunu hissettirmesi, mücadele etme biçimi, ne uğruna mücadele ettiğini görmemiz. Bu da ona ne kadar böyle bazen kızsak da Yaman'a bazı zamanlar, ya hani yeter bu da mı gibi yerden yaklaşsak da haklı olduğu bir tarafı da hissetmemiz ve benim de açıkçası bunu hissedip oynayabilmem benim de hoşuma gidiyor. Çünkü haksız yere bir yerden yapmıyor bunları. Gerçekten o çok güçlü tutkusuna sahip çıkıyor ve ferahiye. Bir tarafta vazgeçemeyeceği bir aşk, bir tarafta vazgeçemeyeceği bir kardeş, aile ikiliminde başına gelen şeyleri izliyoruz. Ben böyle, ya bilmiyorum, o kadar nasıl üzülüyor musunuz? Hani diyorsunuz ya başına bunlar da mı gelecek? Evet ya, böyle, üzülüyorum. Ben böyle ilk izlediğimde dedim ya keşke böyle olmasaydı evet, ama iki seçim de çok zor. Ya imkansız evet, aşk diye bir şey var mı diye sorarsan normalde dersin ki yoktur, aşkın önünde hiçbir şey duramaz ama baktığınız zaman varmış mı aslında gerçekten? Sizce var mıdır aşkın önünde imkansızlık? İmkansız aşkı yaratan zaten bence koşulların olduğunu ben Yaman'ı oynarken anladım. Yani iki insan o imkansız aşkı yaratmıyor. Bütün hayatın içindeki bütün çevresel faktörler o kadar devreye giriyor ki onlarla mücadele ederken iki insanın birbirini sevmesi durumu imkansız aşkı yaratıyor bence. Ve ona doğru koşabilmek işte, koşacak mı yoksa duracak mı? Bu zaten iki kişi arasında da hissettiği, hani ilişkilerde de vardır ya, biri kendini daha geri çeker bir şeyden sonra, sevse de hayır duralım durmayalım. İşte orada iki kişi sevgiyi gayret devam ettirir dedikleri nokta bu oluyor bence. Orada da imkansız aşkın ne kadar imkansız olduğu evet, görüyoruz. Görüyoruz aslında. Böyle ufak bir spoiler ya da neler olacak, bundan sonrasında neler görecek Yaman'ın, Yaman'ın başına neler gelecek aslında, böyle biraz genel bahsedebilir miyiz? Yani ben de oynarken içimde hep bir şey hissiyatı vardı. Ne kadar ben de dayanacağım buna? Yaman ne kadar dayanabilir ki bu yaşadıklarına? Ve bu
aslında bir kaçış olarak görmüyorum ben yaptığı şeyi. Şu an bulunduğu durumu. O kadar böyle hayat onu bir yere attı ki yine burada bence kendini düşünmeyip zaten bu kendini düşünmeyen bir hareket. Ferrari için en doğrusunun kendine en az zarar verebileceği noktanın o olduğunu düşünüp bunu yapıyor. Bunu oynamak çok zordu. Çünkü gittikçe duygu durumu ağırlaşıyor ve zor bir yere gidiyor ya. Onu anlamak ve tahammül etmek. Yani ben bazen okuyorum böyle sahneleri artık. Ya o gün gerçekten modum çok düşük oluyor. Mutsuz oluyorum ya. Ve diyorum ki Yaman bunu nasıl tahammül ediyor günler boyunca? Nasıl uyuyor bu adam? Çok zor yani. O yüzden bundan sonrası için de eminim ki hep aradığı şey ümit Yaman'ın. Zaten onu hayatta tutan şey buydu. Bir ümit. Bence bunu görebilir. Ve onu daha da yaşama tutunduran, hayata tutunduran şey bu olacak diye düşünüyorum ileriki bölümlerde. Bakalım izleyip göreceğiz diyelim o zaman. Peki o aşkı seyirciye geçirmek de bir meziyet. Mesela bazen karakterler uyuşmayabiliyor. İşte iki kişiyi hani çok beğenmeyebiliyor, seyirci yakıştıramayabiliyor. Ama sizi hani Özge Hanım'la o aşkınız falan bayağı hani dizide geçti seyirciye. Bayağı sevildiniz. Sosyal medyada bununla ilgili nasıl dönüşler alıyorsunuz? Hani ben çok güzel yorumlar gördüm ama hani sizin nazarınıza sormak isterim. Ya çok güzel yorumlar var. Dediğiniz gibi her zaman iki insan arasındaki o iletişim, kimya hissedilse bile doğru yansımayabiliyor. Herkes bunu hissetmeyebiliyor. Burada ikimizin Özge'lerin çok doğru bir iletişim kurması, çok şeffaf, birlikte her şeyi her an konuşabilmemiz, sahneyi her anda konuşabilmemiz, birbirimizin alınacağını düşünmeden, sadece eksiklerimizi kapatarak sahnenin nasıl iyi olacağına destek verebilmemiz bizim en büyük avantajımız oldu. Tabii ki de onun Ferrari'ye bu kadar yakışıp, sevip, anlayıp oynayabilmesi, benim Yaman'la birlikte kurduğum ilişki aynı şekilde yansıması çok güzel tabii ki de. Bizim de çok hoşumuza gidiyor ve iyi bir şeyler yaptığımızı gördükten sonra da bu bizi de çok büyük bir motivasyon sağlıyor ve daha da ilerisine gitmek istiyoruz. Hep de daha iyi neler yapabiliriz diye konuşuyoruz. Bu da tabii güzel geri dönükler sağlıyor. Mutlu oluyoruz. Onun yanı sıra kardeşlerin o birliği, beraberliği de aslında çok keyifliydi. Özellikle ilk başlarda izlediğimiz sahnelerde daha böyle geçmişti o bize, o kardeşleri, o sarılmaları, o aile birliği falan. Orada genel olarak sette nasıl bir ortamınız var? Biraz da onu sorayım. Yani sette de hemen hemen demeyeyim çoğunlukla aynısı. Sadece hani İlhan'la da farklı çünkü Ateş'le genel olarak belli bir süre sonra yakın olmadığımız için ama İlhan'la da zaten sette de öyleyiz yani. Kuzum canım ciğerim nasıl böyle? Hep beraberiz yani. Keza Can'la da zaten öyle. Yani Can'la benim o küçük kardeşlik kurduğum ilişkisi Okan'la benim gerçek hayatımda da öyleyiz biz Can'la tamamen yani. Zaten o da benim aynı şekilde Özge'yle nasıl böyle iyi bir şeyler çıkarabildiğimizi düşünüyorsak Can'la da aynı şekilde oluyor. Çok doğru iletişimle, çok doğru bir şekilde birbirimize desteğimizle. O yüzden onu da seviyorum yani. Ah Can yok mu Can? Peki çok uzun bir set süreci olmadı belki ama mutlaka bir anı olmuştur. Şöyle anlatabileceğiniz, başınıza gelen enteresan bir olay var mı bizimle paylaşabileceğiniz? Ya evet var. Küçük bir sette yaşadığım olay. Ferah ile Özge ile bu sınıfta kavga sahnesi çektiğimiz sahne böyle. Yine böyle ben Yaman'ın en top olduğu, çıldırdığı dönemlerden biri artık kabullenmiyor ve Ferrari'den bir şey duymak istiyor. Öyle sahneler genel olarak hep zordur ve şey, öncesinde de hep belli bir duygu durumunda tutmaya çalışıyorum kendimi. Oynarken böyle sahneyi ve camı kırıyorum orada. Ondan sonra o camı kırarken de hani biz her türlü önlemi zaten her şekilde alıyoruz sette bu tarz sahnelerde. Fakat bazen insanın başına bir şeyler gelebiliyor. O anki duyguyla işte ben elime bir şey almıştım. Tamamen vurdum böyle cama ve gerçekten kesildiğini hissettim elimin orada. Dedim ki şu an devam edeceğiz buna. Devam etmemiz lazım. Evet kanıyor şu an ama devam. Kesemem. Evet. Ay çok zor. Ondan sonra bütün sahneye öyle de devam ettik. Tabii ki de sonra durdurduk her şeyi yaptık. Fakat işte işine yarayan kısmına bakmak lazım böyle durumlarda da. Zaten canım acıyor orada. Ve ben orada elimi sıktıkça da canım acıyınca bence o da sahneye bir şey katmıştır mutlaka diye düşünüyorum. Kesinlikle gerçek bir kere. Evet, yani evet, gerçekten evet, kırıldı evet, yani evet, gerçekten evet, kesildi. Evet. Bir sıkıntı oldu mu sonrasında? Yok hani, olmadı. Sonra zaten şey evet evet. Öyle yani ki ilk müdahaleleri yaptık zaten sonra. Süper. Öyle bir anı var hayatımızda. Güzel. Bir set anısı olmuş sizin için ne kadar acı olsa da. Evet evet. Anlatılabilecek bir olay olmuş. Peki repo günlerinde neler yaparsınız? Kapadokya'da vaktinizi nasıl geçiriyorsunuz diye sorsam. Yani Kapadokya'da bu en güzel vakit bence zaten buradaki güzel gün batımı yerlerine giderek, manzarasının tadını çıkararak,
Burada çok güzel yerler var. Orada yemekler yiyerek böyle geçiriliyor bence. Balon izleyerek. Vaktiniz varsa sabah kalkıp balonu gün doğumunda izlemek. İşte Kızılçukur'da gün batımını izlemek. Arkadaşlarınızla böyle bir arada. Daha böyle aslında hani bizim İstanbul'da yaşadığımız gibi hani şuraya gideyim, buraya gideyim, bu mekana gideyim gibi değil de daha böyle buranın doğal ambiyansının, büyüsünün keyfini çıkararak vakit geçirmeye çalışıyoruz. Ve bu da bizi dinlendiriyor da açıkçası. O kaosun olmaması, daha rahat bir yer olması avantajımıza. Biraz da size dair birkaç soru sormak istiyorum. Şöyle en başından aslında merak ediyorum. Oyunculuk tercihi nasıl oldu? Kaç yaşındaydınız bu mesleği tercih ettiğinizde? Neden oyunculuğu seçtiniz? Aslında ben üniversiteye girmeden önceden beri, liseden itibaren hep o zamanlar işte izlediğim tiyatrolar vesaireler beni çok etkiliyordu. Ve canlı canlı onların hep yerine kendimi koyarak böyle o karakteri oynadığımı hep hayal ederdim böyle. Sonra bu dürtü benim gelecekte ne yapmak istediğime, aslında Burak olarak kendimi tanırken nerede olmak istediğime dair bir ipucu verdi. Ve dedim ki mesleğimi de böyle seçmeliyim. Evet, bu benim mesleğim olmalı. Çünkü o zaman ben çalıştığımı hissetmiyorum. Zaten yapmak istediğim ve kendimi geliştirdiğim bir şeyi yapıyorum. Bundan sonra da üniversiteye giderken de İstanbul'da kalmak istedim. Sonra bir yandan da işte oyunculuk eğitimleri aldım ve sürecim o şekilde başladı. Çocukken de oyuncu olmak istiyor muydunuz? Çocukken oyuncu olmak istediğimi şöyle fark ettim. Dedim yani hep birini görüp kendimi onun yerine koyup oynardım. Dolmuşa bildiğimde dolmuşçu abi olmak istiyordum ben. Ya. O paraları alan arkadan sayan böyle abi var ya. İstemeden sonradan bunları fark ettim. O olmak istiyordum. Öğretmen bir ders anlatırken ne kadar güzel anlattığını görürken ben kendimi orada hayal edip öyle anlatıyordum. Yani bir insanların deneyimini yaşamak hoşuma gidiyordu benim. Hmm. Ve o deneyimi acaba ben nasıl yansıtırımı hissediyordum ve düşünüyordum. Bu da zaten oyuncu olmak demekmiş. Evet. Sonra zamanla bunu anladım. Fark ettim. Evet. Peki çocukluk dedim, merak ettim. Nasıl bir çocukluk geçirmiştiniz? Çok güzel bir çocukluk geçirdim. Ben Aydın'da doğup büyüdüm. Liseye kadar. Ve tam o hep şey deriz ya işte telefonların gelmediği ve tam o son sokakta oynayıp çamurla eve giden ondan sonra o çocukluğu da yaşadım. Aydın'da çok da güzel yaşadım yani. Eve girmiyordum, sürekli oynuyordum, arkadaşlarımlaydım. Okula giderdik, hiç telefon muhabbeti yok. Sadece birbirimizle iletişimdeyiz. Ondan sonra yani böyle çok güzel bir çocukluk geçirdim aslında. Ekstra hiçbir şey olmadan, tamamen kendimi tanıyarak, görerek. Güzel anılar canlandı, evet, yani gözümüzde şu anda vardı. Önemli olan. Evet. Şimdi daha önce rol aldığınız diziler oldu ama en pik yaptığınız herhalde iş Safir oldu yanlış bilmiyorsam. Bu diziyle birlikte hayatınızda neler değişti? Daha çok tanınmak, daha çok şöhret, belki sosyal medyadaki değişiklikler, belki insanların daha çok sokakta çevirmesi. Ya hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Tam olarak bu değişiklikler oldu. Aslında hepsini söylediniz. Evet, hepsini söylediniz. Ya bu da zaten aslında yaptığınız işin ne kadar fazla kitleye ulaştığını görüyorsunuz. Ne kadar fazla kişinin kalbine dokunduğunuzu, sizi sadece oynadığınız karakter olarak değil, belki de bu yansıtılan kişiyi bir... Çünkü çocukken öyledir ya, ben de izlediğim zaman eskiden filmleri, dizileri, işte Hollywood'da özellikle idol aldığım Brad Pitt'in şeylerini falan filan, röportajlarını da çok izlerdim ve bakardım ve kafanızda öyle bir insan canlanıyor. O insan gibi olmak böyle yani imreniyorsunuz, özeniyorsunuz ve aklınızda o insan öyle kalıyor. Gerçek hayatı ne olursa olsun. Önemli değil. Ve öyle o şekilde takip etmeye başlıyorsunuz o insanı artık. Sanıyorum ki insanlar da bu şekilde görüp daha fazla insana da ulaştığınız zaman sizi takip ediyorlar ve görüyorlar. Çok da hani güzel tepkiler veriyorlar. Tabii ki de hoşuna gidiyor bir insan olarak. Çünkü doğru bir şey yaptığını hissetmek çok güzel bir duygu. Her şey şu an pozitif yönde. Her şey pozitif yönde ve tam olarak dediğiniz değişiklikler oldu. Peki hayatınızın bir dönüm noktası var mı? Yani bundan sonra hayatım değişti diyebileceğiniz bir olay yaşadınız mı? Yani tabii ki de her insanın böyle dediği bir an vardır. Benim için bunlar sanırım birden fazla hissettiğim değişimler. Yani ilk işime girdiğim andaki değişim tabii ki de benim hayatımın, hayallerime gideceğim zamandaki kendime olan inancımın en çok arttığı ve bana motivasyonu veren olaydı. Ama onun yanında buna arkadaş ilişkileri de, diğer özel hayat ilişkileri de hepsi bir yön veriyor ve hepsinden sonra biraz daha değişiyoruz ve farklı ilerliyoruz ya. Hepsinden biraz evet almaya çalıştım aslında. Kısa sorulara geçiyorum. Biraz daha eğlenin. Hayatınızdan neyi çıkarırsak geriye hiçbir şeyin kalmayacağını düşünürsünüz. İşim. Gerçekten mi? Evet. Ya çünkü bununla çok besleniyorum. Dedim yani
kişisel olarak da kendimi geliştirebildiğimi gördüm. Yani çünkü biz yaptığımız işte oynadığımız karakterlerle ilgili her şeyini anlayıp öğrenmeye çalışıyoruz ya. En basitinden bir sürü şey öğrenebiliyoruz. Mesela bu işte surat teknisi kullandım. Yani hiç kullanmadım ama öğrendim. Keyifli ya da daha önce evet çok keyifliydi. Ya da daha önce ata bindim, kılıç kullandım, ok attım. Yani bunlar hayatınızın her anında deneyimleyebileceğiniz şeyler değil. Ve bu her an öğrenebilme motivasyonu benim çok hoşuma gidiyor. Sanırım evet o yüzden işim. Karşı cinste ilk dikkat ettiğiniz şey genellikle ne olur? İlk gördüğünüzde, ilk baktığınızda. Gözleri. Gözleri. Evet, nasıl baktı? Ya insan kalbi gözlerini diler. Evet. Yani baktığında The gözlerini eyes, Chico. Never lies. Evet, gözleri. Çünkü çok şey anlattığını gerçekten evet. Düşünüyorum. Yani konuşmadığımız anlarda da sadece baktığım zaman, özellikle ben çok sevdiğim insanlarla zaten gözlerine bakarak çok anlaşırım. Bir ortamda böyle 5 kişiysek falan sadece onunla hiç konuşmadan böyle birkaç şey. Cümle kuruyoruz birbirimize yani. Ya dedikodu bile yapılıyor gözlerine evet, bakılarak ya. Evet, evet, evet. Ne hissettiğini söylersin. O yüzden de evet, kadın da gözlere dikkat ediyor. Katılıyor. Çevrenizden kendiniz hakkında en sık duyduğunuz şikayet nedir? Benim mi? Yakın arkadaş çevremden mi? Genel olarak aile çevremden. Hepsi. Yani çok iyi niyetli görünüp bazen şey diyorlar böyle hani bu kadar iyi görünme ya insanlar seni kullanır gibi bir durum vardı. Söylüyorlardı. Bazen yine söylüyorlar. Onun dışında genel olarak... O zaman karşılıksız iyilik yapmaktan mutlu olanlardansınız siz de. Tabii. Bilmiyorum. Mutsuz olan var mı karşılıksız iyilik yapma? Vardır illa ki de. Ben mutlu oluyorum. Ama sadece o da değil. Ben onların demek istediği yeri de anlıyorum. Onu da zamanla gördüm. Çünkü herkes aynı olmadığı için evet. Gereksiz, anlamsız samimiyetsizliklere mesela gelemiyorum ve bu konuda aşırı bir önyargım oluşmuştu. O yüzden birkaç arkadaşım mesela bu önyargım için çok şikayet ediyordu benden. Ama dedim ki anlıyorum. Hani katılıyorum. Merak etmeyin. Takıntı derecesinde bir huyunuz, bir özelliğiniz var mı? Şimdi Yaman'la karşılaştırırsak yok. Onu gördükten sonra. Onu gördükten sonra. Yok tabii ki de mesela benim onu bu kadar iyi anlayabilmem de hep kendimde şunu düşündürtüyor bana. Demek ki ben de bazı konulara aşırı takıntılı olabiliyorum. Tabii ki de var. Özellikle sevgi ve arkadaşlarımın paylaşımsızlık konusunda takıntılı olduğum yerler var. Ama bunu işte insan törpüler ya. Nereye ne kadar olduğunu ben belirleyebiliyorum artık. Ve bunu durdurabiliyorum. Ama evet sevdiğim insanları, çok sevdiğim insanların iyi olmaları ve o ortamda mutlu hissetmeleriyle ilgili bir takıntım var. Günlük yaşantınızda totemleriniz var mıdır? Var. Evet. Yani her sabah kalktığımda gerçekten pozitif olumlamalarla başlayıp o an mesela hiç yapmak istemezsiniz ya böyle sabah kalkmışsınız bazen insan şey olur ya bugün de. Gerçekten hiç onu düşünmeyip içimden böyle süresinin hiç önemi yok böyle. Sadece iyi hissedebilmem ve kendim o çünkü pozitif cümleler bize iyi hissettirir. Beyin ona inanmaya hazırdır. Bu şekilde başlamayı çok seviyorum ve bunu unuttuğum günlerde gerçekten bir şeyler ters gidebiliyor. Bunu kodladığım için de değil böyle. Sadece böyle gördüm ve farkındım. O yüzden bu totemi hep yaparım. Ya da su içerken suya mesela gerçekten bir şeyler doğru pozitif olumlamalar kullanmak. Buna da çok inanıyorum ve böyle bir totemim de var. Şey derler ya ağzımızdan çıkan her cümle kelime evrene bir mesaj olarak evet, gidiyor evet, falan. Bu tarz evet. Böyle enerjilere falan biraz inanıyorsunuz. Evet zannedim. İnanıyorum. Böyle. Bir de Galatasaray maçlarında Galatasaray'a karşı gol yemesin diye şöyle bir şey yapıyorum. Karesi tutsun diye. Ya eyvah. Bir fanatikle karşı karşıyayız. Az önce bir Fenerbahçe'yle oturuyordu. Şimdi bir Galatasaray'la. Can değil mi? Asla tahammül edemem dediğiniz o şey nedir? Samimiyetsizlik. Samimi evet. Olmayan insanlar. Samimi olmayan insanların bir de kendini samimi gibi göstermesi. Direkt uzaklaşıyorum böyle. Başka 5 kilometre öteye yatarım kendimi. Vücuden orada dururum ama düşünce olarak tamamen orada olmam artık. Evet. Ağzınıza asla sürmediğiniz, kokusuna bile tahammül edemem dediğiniz bir yemek, bir yiyecek var mı? Bakla ve bamya. Hay abi bamya var ya eyvah eyvah herkes gerçekten. Bamya diyor. Hiç yemek ayırt etmem ama bu ikisi benim kırmızı çizgim. Yiyemiyorum. Burcunuz neydi bu arada? Balık. Balık. Ve annemle anneannem çok güzel yapmasına rağmen öyle iddia ediyorlar yani ya. Bilmiyorum. Hiç tadına baktınız mı? Bakmadan. Tabii baktım. Çok denedim. Bazıları bakmadan sevmiyor ya böyle. Ha yok o da şov biraz yani. Bakmadan bence de sevmiyorsun tadına bakmadan sevmiyorsun yani. Ne olduğunu bilmiyorsun ki. Aynen öyle. Yani.
kendinizi yakışıklı buluyor musunuz? Buna önceden belki de 6 ay öncesine kadar sorulsaydı yani çok da cevap vermek istemezdim. Yani insanlar öyle görüyor gibi şeyler söylerdim ama sonra zamanla şunu da anladım. Yani bunu evet dememenin kendini egosal gösteren bir tarafı yok. Aslında kendini sevdiğini gösteren evet. ve bunu kabul etmek de güzel bir şey. Biz kendimizi o kadar bazen kendimizden uzaklaştırıyoruz ki iyi yanlarımızı hiç görmüyoruz. Ve başkaları bu iyi gelirse aman bir şey miler böyle mütevazi olmaya çalışıyoruz. Evet. Ama bu mütevazilik de iyi değil. Yani kesinlikle. Kendimizi olduğumuz gibi görmemiz lazım. Yani evet ama kim ne kadar görüyordur bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey vardır ya mesela çok güzelsin ya da çok yakışıklısın dedin. Aa sen daha güzelsin, sen daha çok hani daha yakışıklısın ya, evet. falan. Aslında dememek lazımmış. Hani evet, evet teşekkür ederim hani evet, falan evet. gibi bir yerden yaklaşmak evet. gerekirmiş. Geçenlerde okumuştum ben de. İnsanın kendini sevmesiyle evet, alakalı bir durum. De, evet aslında mütevazılık gibi geliyor bize ama hani öyle olmamalıymış. Evet, yani bence doğru de. Bir yaklaşım şu an yaptığımız. Yani. Bu 6 aylık süreçte evet. ne yaşandı bilmiyorum ne ama yaşadıysam artık ben. Doğru yolu olmuşsun. En azından bunu söyleyebilirim. Evet. Peki kıskanç biri misiniz? Kişiye göre değişiyor. O az önce bahsettiğim takıntılık mevzusuyla alakalı. Genel olarak kendimi böyle ifade etmem. Yani 10 üzerinden mesela bir şey versem yarı yarıya derim yani. Ama yaşanılan durum ve koşula göre kabul edemediğim bir şey olursa da çok pik yapabilir. Ama genel olarak da mesela çok mu duygusuzsun bu duruma karşı diye bir sürü yorum da aldım. Bir yaman kıskançlığı yok diyorsunuz yani. Yok. Hayır. Onu ben durdurabiliyorum Allah'tan. Biraz tehlikeli olurdu yoksa. Evet, evet. Cimri biri misiniz? Değilim. En çok neye para harcarsınız? Yemeğe. Yemeğe. Evet. Herkesin parası burada yemeğe gidiyor belli. Arkadaşlarıma ve kendime güzel yemek yedirtmeye bayılıyorum. Güzel, evet, keyifli. O yüzden de yemeğe. Genel olarak da kendim için eğitimler almaya para harcıyorum. Böyle spesifik bir şey var mı yoksa hani neyin eğitimi olursa olsun mutlaka bir şeyler sürekli öğreneyim gibi bir yerden yani mi? Aslında zamanım oldukça. Çünkü şu anda da mesela bu kadar tempodayken bir yere katılıp almak kafamı da oraya veremeyeceğim için çok da verimli olmaz. Ama daha boş kaldığım zamanlarda evet bir şeyler araştırıyorum, alıyorum. Yani en basitinden en son mesela hızlı okuma seminerine gitmiştim, almıştım. Boş vaktimi değerlendireyim diye. Ya onun dışında küçük böyle çok güzel internet siteleri var. Orada çok güzel herkesin görmediği böyle o kişinin işin erbabının anlattığı şeyler var. Onlar da çok bilgilendirici, keyifli oluyor. Mesela bir tarihle ilgili, bir şeyle ilgili. Öğrenmeyi falan. Seviyorum diyorsunuz açıkçası. Yani evet, yani. Evet, evet. Son soruma geldim. Programımızın adı Yasemince İtiraflar. Gelen konuklardan bizim için bir itiraflarda bulunmasını istiyoruz. Var mı bize itiraf edebileceğin herhangi bir şey? Ben İstanbul Üniversitesi'nde jeoloji mühendisliği okudum. Zaten ben birinci sınıftan itibaren sürekli oyunculuk, şey, dansa giderdim vesaire yapardım. Böyle şeylerle uğraşırdım. Niye tercih ettiniz peki? İstanbul'da kalmam gerekiyordu. Okumak için okudum. Yani okumak için okumak da değil de yoksa bölümle ilgili hiçbir derdim yok. Güzel bir bölüm. Benim tabii kafam başka bir yerde. Sadece o bir araç oldu. Bazen bazı şeyler araç olur ya. Oradayken böyle işte insanlar hep şey modundaydı. Kimse inanmazdı böyle işte. Ya bu çocuk da gidiyor geliyor tiyatroya ama şey modunda ben derse gidiyorum. Nereye gidiyorsun? İşte şuraya gidiyorum, buraya gidiyorum. O zamanlarda bir tane sıraya şey yazdığımı hatırlıyorum. Buradan bir Burak Berkay Akgül geçti. Bunu bir gün hepiniz görecek yazdım. Bunu da kimseye söylemedim. Böyle dedim ki o bana ilk defa şey sinirli olmuş çünkü o zaman da inancınızı tutmaya çalışıyorsunuz falan böyle. Herkes işle olmaz ilgili diyor. Falan filan. Olmaz da demiyorlar da hani inanmıyorlar o gözlerindeki bakışı görüyorsunuz işte böyle hani. He olur olur. Olur olur aynen yaparsın aslında. Bunu da kimse bilmez böyle yani böyle bir durum var yapmıştım üniversitede. Belki de manifestlemişim oraya. Evet manifesti yaptım diyorsunuz. Evet. Evrene enerjiyi yolladım ve evet. oldum diyorsunuz. Evet. Acaba diyorum şu anda görmüşler midir ya işte bak burada oldum. Evet biri de gördüm acaba ya. Fotoğrafını çekip gören varsa buradan bana bir yazsın ya. Yazsın bize buradan ses. Yoksa silindi mi ne oldu? Kazıdınız mı? Tükenmez yok kazımadım çok uzun bir o. Kazıyamam o kadar. Bir de zarar vermiş olurum. Evet zarar da vermiş olurum o zaman gitmiştim. Ben güzel yazdım ama. Tükenmez kalem miydi peki? Yok kurşun kalem. O zaman gitmiştir. Ama belki bir hafta içinde gören olmuştur. Gören olmuştur. Evet. Varsa gören. Eğer çeken olduysa o süreçte kaç yılıydı? Çok oldu ya. 5 yıl oldu herhalde. 5 yıl önce o sıradan geçen fotoğrafını çeken varsa bize ulaşıyor. Bu evet. videonun altına yorumunu yapsın altına. Merak ediyoruz. Aynen. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir program ben oldu benim için. Ben çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Benim için de. Ben de çok memnun oldum. Umarım dizinizde böyle uzun uzun yıllar sürsün. Ratingleri bol olsun. İnşallah. Diye. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.